Merhaba sayın izleyiciler. Bugün yine yeni bir konu ve yeni bir konularla ilgili ve yeni daha önce de program yaptığımız konuğumla beraberiz. Konuğumuz Gaziantep İYİ Parti İl Başkanı Sayın Mehmet Başaran Beyefendi stüdyomuzda. Gaziantep'ten buraya kadar teşrif etti, sağ olsunlar. Sayın Başkan, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle davetiniz için TV6 ailesine teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkanı sunduğunuz için tüm ekibe, size, şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi biz tabii geçen programımızda yine böyle özellikle bu depremle ilgili çok ciddi bir şekilde bir aktivitasyon oluşturdunuz. Son derece deprem mağdurlarına destek oldunuz, yardımcı oldunuz. Onun için orada rahmetli olan vatandaşlarımıza Allah mekanlarını cennet etsin. Amin. Yaralılarımıza Cenab-ı Allah şifalar versin. Sağ olanlara da sabır diliyorum. Siz tabii orada olağanüstü bir gayret yaptınız. Ben orada da o çalışmalarınıza şahit oldum ama bu depremden sonraki üyelerinizin durumunu da değerlendirdiniz mi? Yani üyelerinizden depremde kaybolan, yani hepsi bizim insanımız, hepsi bizim canlarımız ama bir de biliyorsunuz siyasi partiler şey olarak da bir iç çalışma olarak da kendi üyelerinin durumuyla ilgili de bir değerlendirme yapar. Siz böyle bir değerlendirme yaptınız mı? Biz 8200 üyeyle depreme girdik. Evet. Bugün itibariyle 9064 Yargıtay onaylı, 60 askıda Yargıtay askısında olan, yani 9100 üyeye ulaştık. Yani burada ciddi bir artış var. Çünkü biz üye yapalım diye bir mücadelemiz olmadı. Çünkü ha, depreme rağmen üye mi yaptınız? Depreme rağmen üye yaptık. Yani evet. Bir taraftan Pazarcık, bizim kendi ilçemiz olmasa evet. bile Besni, Türkoğlu. Tabii bunun yanında kendi ilçelerimiz Nurdağ ve İslahiye. Buraların tamamen sağ kontrolünde, yardım noktasında, ulaşılamayan köyler noktasında evet. Divan ekibimiz buradaydı. İl yönetimimizdeki ekip üyelerle temas halinde oldu. Neticede önümüzde Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir seçim var. Ve burada İYİ Parti olarak, İYİ Parti Gaziantep olarak biz sağ adında çekilmememiz gerekiyordu. Bu noktada üye noktasında ciddi bir artışla geliyoruz. 1500 üye bulduk. 1500 küsürlerdeyiz. Yani kısa sürede çok ciddi bir rakam Gaziantep için. Şimdi tabii bu depremde rahmetli olan ölen üyeleriniz de var değil mi? Tabii. Var ilçe mı? Başkanımız, ilçe başkanımızın eşi, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, İslahiye'deki ilçe yönetim kurulu üyemiz var. Nurdağ'ın da ilçe başkanımızın eşi var. Evet. Yaralananlar var. Bunlarla birebir ilgileniyorsunuz. Onun akabinde can neticede istatistik rakamlarını takip ediyoruz. Gerçekle bağdaşmıyor. Geçen sefer işte matemdeyiz, yasayız diye de konuşamamıştık. Hı hı. Evet. Sahadaki eksiklikler takip ediyoruz. Dönen olayları muhalefet olarak takip ediyoruz. Not alıyoruz. Çünkü önümüzdeki süreç bazı şeylerin aydınlanması açısından çok güzel bir noktaya gidiyoruz. Hani diyoruz ya Mayıslar bizim. Hı hı, hı. İşte Mayıslar bizim derken daha adil bir Türkiye'nin Mayıslarında inşallah bu depremin de aydınlanması için en büyük mücadeleyi şimdi de yine İYİ Parti verecek. Biz şöyle bir şey yapacağız. Yani bu deprem oldu. Cenab-ı Allah bir daha bu millete böyle bir acı göstermesin. Amin. Arkasında da yağmur, fırtına, o da çok evet. ciddi bir hasar verdi o bölge ama hayat da devam ediyor. Kesinlikle. Sayın Başkan. Yani hayat devam ederken de önümüzde de bir seçim var. Evet. Yani 14 Mayıs'ta bir seçim var. Siyaset de bir rekabet ortamıdır biliyorsunuz. Yani kesinlikle. Siyasi partilerin birbirlerine rekabet etme ortamıdır. Ne diyorlar orada? İşte ben daha iyiyim, sen daha iyi değilsin. Ben ülkeye şunu kazandırırım, öbürü şunu kazandırırım. Siz şeyi nasıl görüyorsunuz? Partinizin bu seçimdeki performansını veya da nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Şimdi ben zaten İYİ Parti'nin ilk kuruluşundan beri bu hareketin içerisindeyim. Bizim sevdamız genel başkanımızaydı. Çünkü bilge bir
insan. Kadrosu çok mükemmel. Her biri kendi alanda uzmanlaşmış ve en iyiler. Şimdi ilk kuruluşla bugün arasında İYİ Parti'nin nereden nereye geldiğine bakıldığı zaman genel başkanımızın ne kadar başarılı işler yaptığı ortada. Türkiye'nin bugün eğer Millet İttifakı bugün iddialı bir konumdaysa, kazanacağız diyorsak, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu diyorsak, bugün Ankara, İstanbul ve tüm büyük şehirler alınmışsa bunun kimse kusura bakmasın en büyük mücadelesini veren Meral Akşener'dir. Ve bu seçiminde lideri yine Meral Akşener'dir. Seçim sonunda göreceksiniz Türkiye'nin kilit partisi de İYİ Parti'dir. Tabanda blok blok Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'ne kopuşların tamamı İYİ Parti çatısı altında buluşmaktadır. Biz bunu Gaziantep'te de görüyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde de görüyoruz. Çünkü tek umut Meral Akşener ve İYİ Parti. Çünkü hem merkez sağ tamamen kapsadı. Mesela merkez sağdan gelme bir kardeşinizdir. Evet. Hem merkez sağ kucakladı. Hem milliyetçi, muhafazakar. Tam ilk gün hayalini kurduğu İYİ Parti'yi bugün sahneye sürdü Sayın Genel Başkanımız. Ve halk da buna cevap vermeye başladı ki her gün İYİ Parti bir gün önceden bir fazla. Yani bizim bu noktada iktidar gibi artık bir tereddütümüz yok. Net bir şekilde halk da taban da bunun farkında. Mesela iş adamlarımızla görüşüyoruz. Aldığımız cevap net. Huzur istiyoruz, istikrar istiyoruz, güven istiyoruz. Bugün vatandaşla konuşuyoruz, adalet istiyoruz. Bakın para istiyoruz diyen çok az. Ekonomi bu kadar berbat ama adalet istiyoruz. Ama adalet mülkün temelidir. Bravo. Evet. İşte eğitim noktasında hepimiz evet. Çocuklarımızın geleceğinden kaygılıyız. Pandemidir, başarısız bir eğitim yönetmenliği, işte depremdir. Bugün Gaziantep'te eğitim, bölgede eğitim sıkıntılı. Türkiye'nin zaten eğitim sistemi kökünden sıkıntılı. Bunların tamamına artık bir yeter diyebilecek biri lazımdı. Hamdolsun ki genel başkanımız tamamen bu süreci istediği gibi yönetti ve Türkiye'yi emin adımlarla istikrara götürecek hamlelerini yaptı, yapmaya devam ediyor ve yapacak. Peki burada işte bu yoğun bir şekilde tenkitlere de maruz kaldı ya. Sayın Akşener hanımefendi bu altılı masada evet. bir anlaşmamazlık oldu. Yani evet. orada muhtemelen de yani tabir yerindeyse restini çekti kalktı yani. Evet. Tabii Sayın Genel Başkan ben kalkmadım masa kalktı diyor ama o ayrı bir şey. Bunun şeye tabana yansıması, sahaya yansıması nasıl oldu? Yani o masayı terk edip tekrar dönmesinin yani artıları eksileri nedir? Cevabını zaten az önce söyledim. Evet. 1500 üye kaydolmuş. Genel Başkan masadan kalkmasıyla tekrar oturması arasında evet. 1500 üye kaydolmuş. Bu ne demek? Demek ki tepki doğruymuş. Genel Başkan az önce de söyledim. Ben bir önceki programlarda, başka programlarda yine söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Hiçbir şeyi ezbere yapmaz. Kendi ekibinin fikirlerini alır, kadrosunun fikirlerini alır, il ilçe başkanlarının fikirlerini alır. İstişare usulü evet. kararlar alır. Genel başkanımızı tanıyanlar çok iyi bilir. Ama dediğim gibi kendi şehrimden örnek veriyorum. Eğer 200-300 istifanın üzerine 1200-1300-1500 üye kaydı yapılmışsa zaten hızlı bir trend yakalamış yani oluyorsunuz ki. Yani buradaki tabii şeyde hem depremin o olumsuzluğu hem de arkasında evet. bu yağmur fırtınasına rağmen. Kesinlikle. İşte hani bu lafta da değil Yargıtay'dan bu sonuçlar Gaziantep için, kendi şehrim için konuşuyorum. Evet. Yargıtay'dan bu sonuçlar alınıp bakılabilir. Hızlı bir şekilde üye kaydı artışlar vardır. Evet. Ama sahaya çıktığımızda şunu da görüyoruz. Yani ben sürekli sağ siyasetçisiyim. Ben öyle makamları evet. çok işgal etmeyi seven biri değilim. Gittiğimiz mesela bir önceki seçimlerde köylere gittiğimizde insanlar bize böyle yapan aynı insanların bugün gittiğimizde bizi bağrına basması. Mesela depremde bile İYİ Parti umut oldu. İYİ Parti
güven oldu, istikrar oldu. Yani sahaya ilk koşan sizsiniz yani değil mi? Yani bunu Gaziantep'i bilen bir biri olarak. Yani ben o sahada sizi gördüm, çalışmalarınıza sahada, da şahit yani, oldum ama. Belki bir devlet gücümüz yokturdu. Belki bir arkamızda AFAD gibi bir kurum yokturdu. Veyahut herhangi bu kuruluşların hiçbiri, Kızılay'ı yokturdu. Ama karınca kararınca, sanayicisiyle, halkıyla... Yani siz müdahale ederken orada Kızılay, AFAD diye bir şey yoktu değil mi? Yokturdu. Yani şimdi bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı zaten kendi ağzıyla da itiraf etti. Biz Adıyaman'a geç kaldık. Gaziantep'e ne kadar erken geldiniz diye soruyorum. Hakaret ederken artık aynaya bakıp konuşmalar, ayıp şeyler. Bunları biz biliyoruz. Önce camdan okunurdu. Şimdi aynadan konuşmaya başladılar. Bunlar doğru şeyler değil. Bakın depremde bile halen ötekileştirmeler. Koordinasyonlar kuruldu. Deprem koordinasyonları kuruldu. Doğru mu? Burada evet. Bir tane muhalefet partisinin yetkilisi görevlendirilmedi. Neden? Bu acı hepimizin. Ortak acımız. Neden? Yani buralarda üçüncü günde eğer enkazın ihalesi konuşulacaksa, enkazdaki demirin ihalesi konuşulacaksa, işte bu bunların en büyük ayıbıdır. En büyük rezalettir. Daha bizim toprak altında çıkaramadığımız insanlarımız var. Var olduğu biliniyor. Yani işte... Mesela en basit örnek, Bünyamin Tek, ben ilçe başkanım. Halen ölü raporu alınamadı. Neden? Neden? Çünkü hastaneden ölü raporu alamadılar. Hastaneye gitmeden defnedildiği için hastanelerde yer yok. Direkt köyüne götürüp defnedilen, hani 40 bin sayılarının evet. gerçekliğini konuşalım. Evet. Benim ilçe başkanım, buyurun. Allah Allah. Evet. Yani daha, yani o anda hala bu formaliteler mi aranıyor? İşte söylüyorum yani isim veriyorum, soy isim veriyorum. Nurdağ İyi Parti ilçe başkanı Bünyamin Tek, ölüm kağıdını alamadık mesela. Nasıl alınacağını da ucu açık araştırıyoruz şimdi şu an. Ama sayı atıyorum 40 bin deniliyor değil mi? Yani 49 bin falan dediler de en sonunda bu rakamın ne kadar doğru olduğu ile ilgili tabii ben bugün çok ilginç bir şey gördüm. Evet, Turan Çömez evet. Bey, genel başkanımızın danışmanı. Hı. Buradan da ayrıca kutluyorum çünkü İskenderun'da o çadır hastanesini, evet, Sahra Hastanesi gördüm. Kurdu, evet. Hatta bir kamyonda oraya destek vermiş olduk. Harika ötesi bir şey. İnsanların oradaki mücadelesi, yurt dışından gelmiş doktorlar. Bakın orada bile devlet doktor vermiyor. Hastane kurulmuş. Her makine gelmiş. Doğum ünitesi var. Yani aklınıza gelebilecek diş ünitesi var. O çadır hastanesinin içerisinde harikalar yaratılıyor ama İyi Parti'nin olduğu İyi için... İyi Parti organize etti diye... Etti diye yani... Ona düşünün, engel mi olunuyor? Yani engel olmuyorlarsa da yani bir doktor, devletin doktoru gelip orada çalışamıyor. Faydalı olunmasın, isim yani, onların olmasın yani, bizim. O da işte, doğru bir şey değil tabii. Şimdi Hüseyin Bey... Evet. Bakın, devlet yönetmek farklı bir şeydir. Liyakat esas diyoruz. Genel başkanım sürekli bunu vurguluyor. Ya bir kez de insan düşünür. Der ki, ya Meral Hanım bize ne demek istiyor? Ya bittik, çamura battık. Her geçen gün çamurun dibine, artık bataklığın dibine girmiş gidiyorsunuz. Ya gırtlağınıza kadar batmışsınız. Ya dost, yani Meral Akşener'den kimseye kötü bir şey gelmedi ama... gelmez. Dost. Bir dost size ne söylüyor? Evet. Bir bakın. Allah rızası için. Yani her anlamda depremde de evet. çöktüler o bataklığın içerisine. Ekonomide de çöktüler. Tamam. Evet. Şimdi tabii Sayın Başkan, biz bu arada Kızılay eski genel başkanımız Ahmet Lütfi Akar Bey ile Skype'ı aldık. Sayın Başkanım, programa hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüseyin Bey, nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür Allah'a, teşekkür ederim. Epey zaman size oldu, görüşemedik. Sayın Başkanım, İstanbul'dasınız inşallah. Evet, İstanbul'dayım, ofisimdeyim. Evet. Oradan bağlantı kurdu arkadaşlar. Evet, Sayın Başkanım, şimdi tabii hem zaten halinizi görmüş olduk hem de bu acı felaketten doğan sıkıntılarımızla ilgili kamuoyuyla kamuoyunu çok ilgilendiren özellikle sosyal medyada çok paylaşılan hususlar var Kızılay'la ilgili. Bunlarla ilgili zaten halinizin bir fikrini almak istiyoruz. Uygun musunuz? Müsait misiniz? Hay hay hay.
Yani buyurun özellikle öncelikle bu şeyden bahsedelim mi isterseniz, bu Kızılay çadırlarının satışıyla ilgili böyle bir şey var mı? Böyle bir konu var mı Kızılay'ın yapısında? Hüseyin Bey, şimdi önce sizi de saygıyla selamlıyorum. Stüdyoda bulunan Sayın İYİ Parti Gaziantep İl Başkanımızı da selamlıyorum. Ve bütün dinleyenleri de saygıyla selamlıyorum. Bu selam faslından sonra şunu söyleyebilirim. Bir kere tek kelimeyle bir cevap verecek olursak, Kızılay'ın çadır satması diye meşru kılınacak bir olayı yoktur. Asla ve asla olamaz. Evet. Kızılay çadırları üretir veya satın alır veya elde eder. Herhangi bir şekilde stoğuna kor, bekler. Bir afet olduğu zaman da en kısa yoldan, en seri şekilde afet zedenin, mağdurların yaralarına merhem olmak üzere afet alanına ulaştırır, çadırlarını kurar, battaniyelerini verir, yemeklerini çıkartır, onların sağ ve selim şekilde yaşamalarını temin eder, görevi budur. Ama burada gördüğümüz kadarıyla böyle bu amacın biraz dışına çıkartılmış, biraz ticari davranılmış, esasında depolarında var olan, gidip deprem alanında kurmaları gereken çadırları bir başka örgüte satmışlar. Bu çok yanlış bir şey. Sattılar, parayı aldılar, ne yaptılar filan anlamında bir şey sormuyoruz. Şunu soruyoruz. Bu gitmedikleri iki gün, bu çadırları götürüp kurmadıkları iki üç gün içerisinde orada soğuktan donan, orada ölen, hastalanan, kalıcı olarak hasar gören insanların vebali kimedir? Onu düşünmek lazım. Onun için kim olursa olsun, Kızılay veya bir başka sivil toplum örgütü veya devlet elindeki bir şeyi, metağı oraya götürüp bir an evvel depremzedenin, afetzedenin istifadesine sunması lazım. Siz de bunu daha evvel bilirsiniz tecrübelerimizden. Evet. Bütün milletimiz bilir. Evet, evet. Ama maalesef Kızılay'ı bir tüccar konumuna getirdiler. Kızılay'ı bir holding şekline getirdiler. Kızılay'ın çeşitli sektörlerdeki faaliyetlerini anonim şirketler olarak planladılar. Ve bu şirketlerden oluşan bir Kızılay Yatırım Holding'i kurdular. Bir holdingin oradaki insanların yaşayışına, ölüşüne, vefatına, acısına hassasiyet göstermesi mümkün mü? Bunu ancak ve ancak Türk Kızılay'ı veya bir başka iyilik örgütü, gönüllü çalışan bir örgüt, Allah rızası çalışan için, Allah rızası için çalışan bir örgüt bilebilir. Bu da onlar tarafından değildi. Kar etmek için, 3-5 kuruş kazanmak için 2 gün, 3 gün oradaki insanları çadırsız, battaniyesiz bıraktılar. Ondan sonra da Ahbap denilen bir örgüte sattılar. Ahbap aldı da bunları çamura mı attı, denize mi attı? Hayır, Ahbap da kurdu ama 3 gün sonra kurdu. Burada Kızılay'dan beklenen o işi hiç vakit kaybetmeden gidip çadırlarını kurup insanları rahat ettirmeye çalışmazdı. Efendim mesela bu arada afetin çok büyük olduğu, baş edilemez olduğu, ne kadar çadır olursa olsun yetmezliği falan gibi konular gündeme getirilebiliyor. Şüphesiz ki hiçbir ulusal dernek, hiçbir Kızılay ve hiçbir Kızılhaç yedeğinde veya depolarında 500 bin çadır, 600 bin çadır, 1 milyon çadır barındırmaz. Ama bu bir otomasyondur. Afet olduğu andan itibaren bütün iyilik müesseseleri alarm edilir. Derhal Kızılay elindeki çadırı battaniyeye götürür, alana kurar. Arkasından da Avrupa'dan, diğer Kızılhaçlardan, diğer Kızılaylardan, diğer sivil toplum örgütlerinden bağışlar ve çadırlar, battaniyeler gelip arkasını takviye etmeye devam eder. Bu olay bu şekildedir. Yani o bir mazeret değildir oraya yetişmemezlik için veyahut da insanların çadır altına alınmaması için. Bakın bugün kaçıncı gün? 6 Şubat. Üzerinden ne kadar zaman geçti? Bir ayı çok geçti zaman. 43. gün galiba. 43. gün galiba Sayın Başkan. 43. gün. Evet. Halen daha çadır isteyenler var. Halen daha çadıra ulaşamamış olan vatandaşlarımız var. Kaldı ki şu anda onların çadırı bir kenara bırakalım. Çadırda yaşayıp konteyner istemeleri lazım. Çünkü artık konteyner zamanına doğru acil barınmada iki türlü barınma enstrümanı vardır. Bir tanesi çadırdır, anında kurulur. Taşıması, kurması vesairesi kolay olması bakımından. Arkasından da konteynerdir. Konteynerler kurulur, konteyner kentler kurulur. İnsanlar orada kalıcı konutlar yapılana kadar
barınırlar ve günlerini geçirirler. Ama maalesef bu böyle olmadı. Halen daha bugüne geldik. Çadır ihtiyacı devam ediyor. Siz bu de tabii, yanlış bir şeydir. Sayın Başkanım, siz de bu afet gibi birçok afette organizasyon yaptınız genel başkanlığınız döneminde. Birçok evet. derde derman oldunuz, koşuşturdunuz. Yani buradan evet. şunu çıkarıyorum. 2 gün, 3 gün geç Kızılay'ın oraya çadır gönderip müdahale etmesinin neticesinde acaba kaç kişi soğuktan donarak öldü onu da bilmiyoruz. Yani bunun da bir vebali var. Bu açıdan evet, ben özellikle... Onu da arz etmeye çalıştım biraz evet. evvel Sayın Hüseyin Bey. Evet efendim. Özellikle bunu şey yaptım ama bir de ben şöyle bir tespit daha yaptım. Yani şu anda biz Kızılay'da yine birlikte de çalıştığımız zamanlar için söylüyorum. Evet. Benim bildiğim evet. o dönemde Kızılay'da bir tane genel müdürlük vardı. Şimdi benim evet. önümde bir liste var. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Afet Yönetimi İklim Değişikliği Genel Müdürlüğü, Toplumsal Hizmetler Genel Müdürlüğü, Toplumsal İlişkiler Genel Müdürlüğü, Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü şeklinde 22 tane evet. genel müdürlüğün kurulduğunu söylediler. Ben bunu sosyal evet. medyadan çıkardım. Evet. 22 tane evet. genel müdürlüğün her birinin başına bir genel müdür, bir genel müdür yardımcıları, bilmem daire başkanları şeklinde. Yani sanki Kızılay'da böyle birilerine rant sağlamak için kurulan bir mekanizma haline mi dönüştü yardım kuruluşu olarak? Bununla ilgili bir değerlendirmeniz var mı Sayın evet. Başkanım? Tabii efendim. Siz Kızılay'ın yapısını vakıf olduğunuz için bu şeyi teşhis etmişsiniz ve çok güzel ortaya koydunuz. Evet. Şimdi ben biraz daha ileri, bir adım daha ilerisine gideyim. 22 tane genel müdürün yanında o 12 tane anonim şirkete ait 22 genel müdür. Bu 12 anonim şirketin hepsinin başında bir yönetim kurulu başkanı ve zannediyorum 11'er veya 7'şer her neyse ne kadarsa 7'den az olmuyor yönetim kurulu üyesi. Yani 12 çarpı 11 yönetim kurulu üyesi hepsinin gene genel başkan olmak suretiyle şu anki genel başkan hepsinin yönetim kurulu başkanı, hepsinin ayrı genel müdür, hepsinin ayrı genel müdür yardımcıları ve dikkat edilecek olursak buradan nereye gidiyoruz? Çok çeşitli kişiye, çok çeşitli insanlara iş kapısı açmak. Yani biraz evvel Sayın Başkan anlatıyordu. Biraz kulak misafir oldum. Ses tam anlamamıştı. Evet, Sayın Başkan da depremi yaşadı. Yani orada ben evet, onu sahada da evet, gördüm. Evet. O sıkıntıları yaşayan bir evet, dostumuz. Evet. evet. Yani afet kademelere liyakatine göre insan değil, işe göre adama göre iş prensibinden giderek bu şekilde yaparsanız neticesi de bu oluyor. Bu netice almamazlık oluyor. Şimdi burada en önemli konulardan bir tanesi Hüseyin Bey. Bu yönetim kurulları, her anonim şirketin yönetim kurulu vardı tabii olarak. Siz evet. şirketleştiğiniz zaman evet. yönetim kurulu vardır. Bu yönetim kurullarının başkanları vardır. Bunların hepsi huzur hakkı alıyorlar. Yani evet. Bir takım şeylerle tevil yoluna gidiyorlar ama esas maalesef. Dikkat edilmesi gereken istihdam meselesi oluyor. Yani bu insanların yani böyle işte bir arka bahçe olarak mı niteleniyor, istihdam kapısı olarak mı niteleniyor, adamına göre iş mi olarak mı niteleniyor ama bir şekilde bir istihdam kapısı oluyor ve bu insanlar oralardan kendi çaplarında sebepleniyorlar. Ama işin hepsinin üzerinde bir genel başkan var ki bütün bu 12 şirketin birden yönetim kurullarının başkanı ve 12 şirketten de ayrıca huzur hakkı alıyor. Yani bunları genel başkan da kendisi de mi huzur hakkı alıyor buralarda? Tabii. 12 şirketin de yönetim kurulu başkanı olması hasabıyla onun adına da tahakkuk ediyor ve alıyor. Yaklaşık olarak 100 binleri geçen bir para söz konusu ortada. Yani 300 bin civarında olduğu söyleniyor. Yani bu birden fazla yerlerden menfaat temin etmenin bir akla, hayale gelecek, bir mantığa gelecek bir tarafı yok ki Sayın Başkanım ya. Evet. Ya böyle bir evet. dünya var mı Allah aşkına ya? Hayret bir şey. Başkanım ya. Evet. Hüseyin Bey ben size şunu izah edeyim. Evet. Şimdi öncelikle balık nereden kokuyor? Balık şuradan kokuyor. Kızılay 1868 yılında kurulmuş. O günden bu yana iyilik üzerine çalışan ve her türlü belada, kazada, seferde, savaşta, depremde, selde, yangında halkının yanında olmuş olan bir iyilik örgütüdür. Kızılay varlığını Uluslararası Kızılay Kızılaç Federasyonu'na bağlı olmakla sağlamıştır. Yani bunun bir üyesi olarak
toplayır. Ve bu 7 tane ana ilkesi vardır. Bu ilkelerin başta geleni gönüllülüktür. Yani Kızılay asla ve asla ticari bir şirket olarak nitelendirilemez. Kuruluş felsefesine, Kızılay Kızılaç Anayasası'na aykırıdır. Kızılay Kızılaç Anayasası gönüllü hareketi şart koşar. Bırakın her şeyi, iyilik örgütleri gönüllü hareketi şart koşar. Kızılay'da gönüllülük olması gereken bir teşkilat olması lazımken maalesef ticarileşme yoluna gitmiştir. Buna Avrupa literatüründe non-profit firmalar deniliyor. Non-profit kuruluşlar deniliyor. Yani kar amacı gütmeyen kuruluşlardır Kızılay. Yardım kuruluşu. Evet. 12 tane şirketle Kızılay Yatırım Holding Anonim şirketi kurmuşlar. Yani 12 şirketi altında barındıran bir holding haline gelmiş. Şimdi buradaki tenakuzu sizlere dikkatinize sunuyorum. Bir tarafta 12 şirket var, anonim şirket var ve bunların hepsinin yönetim kurulları var, yönetim kurulu başkanları var. Sizin buyurduğunuz gibi genel müdürleri var, genel müdür yardımcıları var. Dev bir ticari kuruluş ve benden bir SMS gönderip 20 lira bağışlamamı istiyorlar. Böyle bir terslik, böyle bir aykırılık olur mu? Böyle bir abesle iştigal olur mu Hüseyin Bey? Yani bunlar akla, hayale, mantığa sığacak işler mi? Bir yandan kızlar, nerede bizim gençliğimizdeki, çocukluğumuzdaki, hatta bizim zamanımızdaki, benim genel başkanlığım, sizin Kızılay'da kıymetli danışmanlığınız sırasındaki Kızılay, nerede ki bu Kızılay? Dolayısıyla evet. Kızılay mecrasından çıkartılmış, ticari bir kuruluş haline getirilmiştir. Kızılay bu şekilde gitmez. Kızılay'a bu şekilde kimse bağış yapmaz. Dikkat edin, bu deprem dolayısıyla hiç bağış alamadılar. Niye? Ya ben bağışı yapıp Kızılay çadır alıp da başkasına satacak diye bağış yapar mıyım diyor vatandaşlar. Hatta daha ileri giderek ben buna kan bağışı da yapmam diyen vatandaşlarımız vardı. Orada müsaadenizle ben bir anekdot sunayım. Evet. Her halükarda Kızılay'a bağış yapmayabilirsiniz. Bu işle Kızılay'ı terbiye etmek isteyebilirsin ama kan bağışı yapmak lazımdır Hüseyin Bey. Kan bağışı evet. Çünkü insanların ihtiyacı olan bir şeydir. Evet, görüntü gitti. Kesildi galiba. Evet. Tamam, yine bağlanırsa biz tekrar biz Sayın Başkan'la devam edelim. Şimdi Sayın Başkanım, bu seçime Gaziantep'te tek başına mı gireceksiniz yoksa ittifak şeklinde mi gireceksiniz? Tek başımıza gireceğiz ama son dakika ne değişir? Siyasette 24 saat çok uzun bir zaman biliyorsunuz ama evet. Tek başımıza gireceğiz. Evet. Onun için bizim bir sıkıntımız yok ki tek başımıza girmekten de mutluyuz. Gaziantep noktasına. Yani iddialı bir şekilde tek başına biz gireriz diyorsunuz. Kesinlikle evet. Biz iddialı bir şekilde gireceğiz. Genel başkanımıza mahcup olmadan inşallah iyi bir oy oranıyla da çıkacağız. Şimdi Kızılay noktasında bir an Sayın Genel Başkan konuşurken duygulandım. Çocuktuk, okula gittiğimizde bize zarf verirlerdi. Evet, Kızılay'a yardım parası koyardık. Annemiz babamız onun içerisinde bir şey kordu. Sonra kendi harçlığımızdan korduk oraya. Biriktirdiğimiz kumbaramızdan da annemizin babamızın verdiğin harcında verdik. Çünkü Kızılay bizim için çok farklı bir şeydi. Evet. Yani işte kurban derisini beklerdim. Hiç kimseye vermezdim. Kızılay'ın anons arabaları gelirdi. İşte ona vermek için beklerdik. Aman Kızılay'dan başka eve gitmesin. Ama maalesef üzülerek söylüyorum. Bugün kendi kurumumuzdan şüpheliyiz. Şüpheli değil artık. Alenen saçılmışız. Yani işte her noktada saçılmışız. Evet. Her noktada yani devletin neresinden bir şeyi tutmaya kalksak elimizde kalıyor. Bunun için diyoruz Mayıslar bizimdir. Bunun için diyoruz Meral Akşener'in arkasında durmak zorundayız. Hatta ben şöyle bir şey diyorum bazen sağ çalışmalarında hani ayetten hadisten çok gelirler ya arkadaşlar. Evet. Bunlar gelirken hep böyle dindar kitle diyelim. Çok şükür ben ilkokul 3'te Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş. İlkokul 5 bitince yatılı Kur'an kursunda kalmış. Ortaokul İmam Hatip'te okumuş. Bu siyasal İslam'ın bu ülkeyi buraya getirdiği günleri unutmamış biri olarak söyleyeyim. Evet. Bunlar şöyle geldiler Hüseyin abi.
Sizler nasıl idare edilmek isterseniz ben size öyle idareciler gönderirim. Layık olduğunuz şekilde idare edilirsiniz diye. Ama doğru. Orta bölümünde... Biz şimdi hemen lafını unutma. Sayın Başkanım, sistem biraz böyle sıkıntılı oluyor herhalde. Evet. Evet, şimdi sizi dinliyoruz kusura tekrar. Kusura bakmayın, bizden kaynaklanan bazı durumlar var Hüseyin Bey. Estağfurullah, buyurun. Evet efendim, orada şey yapıyorduk. Yani ben Sayın Başkanımızın sözünü kesmiş olmayayım. Evet, Sayın Başkanımız da biz epey bir dertleşeceğiz daha da. Biz şimdi tabii şey kaybolunca yine o kendi gençliğindeki, çocukluğundaki Kızılay ile ilgili hatıralarını anlatıyordu. Kumbaralarındaki paraları nasıl Kızılay'a verdikleri falan. Şimdi Sayın Başkanım, tabii ben başka bir şey gördüm sosyal medyada. Suriyeli bir stratejist, baş stratejist olarak Kızılay'a tayin edilmiş. Buna o zamanın parasıyla dünya kadar da bir maaş bağlanmış şeklinde. Böyle şeyler de gördüm. Yani Kızılay'ın bu gidişatı, şimdi biraz önce tabii zaten halinizin de izah ettiği şekilde şeyi söylediniz ya, efendim şirketlere ben vatandaş olarak niye ben para bağışlayayım? Ben yardım kuruluşuna para vermek istiyorum. Şeklinde bir mantık da gelişebilir. Yani bu Kızılay'ın bu kadar har vurup harman savurmasına ya da birilerine rant sağlamak için, maaşa bağlatmak için, birden fazla maaş aldırmak için kullanılmasına vicdanımız el vermiyor ama ne olacak bunun sonu? Nereye kadar gidecek? Efendim şimdi bu arkadaşlarımız görevi benden devraldıktan sonra Kızılay'da esaslı değişiklikler yaptılar. Öncelikle Kızılay'ın mevcut olan 720 şubesinden 550 tanesini kapattılar. Yurt satına yayılmış olan şubelerimizden 550 tanesini kapattılar. Diyeceksiniz ki niye kapatıyorsunuz? Büyük bir örgüt. Şubesi ne kadar fazlaysa o kadar güçlü olur, o kadar kuvvetli olur. Böyle olması beklenirken kapattılar. Bunun sebebi şu. Kolay idare edilebilir, İstedikleri yere çekip götürebilecekleri bir örgüt yapısı oluşturmaya çalıştılar. 150 tane şube, bunlara da istedikleri gibi bazı örgütlerden gelinmiş, ilave edilmiş. Şimdiye kadar, o zamana kadar hiçbir Kızılaycılık tecrübesi, deneyimi, background'u olmayan insanların üye yapılması ve onlarla genel kurullar yapıp sonsuza kadar saltanatlarını devam ettirmek gibi bir eğilim içerisine girdiler. Ve nitekim dikkat ederseniz eğer bunları böyle bizim zamanımızdaki gibi 720 şubeyle yapmaya kalksalardı yer yerinden oynardı. Herkes bunun farkına varırdı, bunu engellemeye çalışırdı, bunun yanlış olduğunu kendisine söylerdi. Bu iş sizin gibi kıymetli basın mensuplarıyla paylaşılırdı ve bundan sonra da bu işler tahakkuk etmezdi ama tereyağından kıl çeker gibi bunu sağladılar. Kızılay'ı kolay idare edilebilir. 150 şubeden mürekkep ve Kızılay'ın erbabı olsun olmasın, daha evvel hizmet etmiş olsun olmasın, bu tür kalitesiz yöneticilerden mürekkep bir kuruluş haline getirdiler. Sayın Başkanım, benim de üye olduğum Kızılay şubesini kapatmışlardı yani. Evet, düşünün siz kapanmak da sizin üyeliğinize düşmüş oluyor. Yani düşünebiliyor musunuz yani? Ben Kızılay'a gönüllüyüm, üye oluyorum, aidat vermek istiyorum, çalışmak istiyorum, gönüllülük yapmak istiyorum ama bu imkan elimden alınıyor. Ve Türkiye'nin dört bir şeyine dağılmış olan Kızılay şubeleri kapatılıyor. Kan bağışında bile çok büyük düşüşler oldu. Çünkü şubeler bunu sağlıyorlardı. Ta en ücra köşelere kadar sirayet etmek suretiyle. Arkasından bunu ekonomik gayreyle yaptıkları ortaya çıktı. Şirketleşme ve holdingleşmenin tamamlanmasını istemişler. Holdingleşme tamamlandı. Şu anda Kızılay Yatırım Holding var. Türkiye'nin şeydeki Kızılay'ın gayrimenkulleri ki Kızılay'ın esas mesele bence dikkat çekmek istediğim noktalardan bir tanesi o. Kızılay'ın gayrimenkul zengini bir şeydir, kuruluştur. Evet. 5000-6000 arasında gayrimenkulü vardır. Türkiye'nin en kıymetli yerinde, en pahalı yerlerinde gayrimenkulleri olan yerlerde gayrimenkulleri vardır. Ve bu gayrimenkullerin kira gelirleriyle ve efektif şekilde değerlendirilmeleri suretiyle Kızılay gelirler elde eder. Zannediyorum ki Kızılay Yatırım Holding bünyesinde bu gayrimenkullere teminat gösterilmek suretiyle maalesef
Kızılay'ın elinden gitmek üzeredir. Evet İnşallah. Sayın Başkanım, tabii evet. bizim süreyle ilgili sıkıntımız var. Fazla evet. zamanımız kalmadı. Evet. Ben bu değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Zaten halinize en azından ekranda da bir vesileyle görmüş oldum uzun bir zaman sonra. Görmüş oldum. Ben de nasıl etkilerdim. Katkı sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Son bir cümleniz varsa. Ben çok teşekkür ederim Sayın. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. İnşallah Kızılay'ın iyi günlerinde tekrar beraber olmak dileğiyle Hüseyin Bey. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun Sayın Başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet Sayın Başkanım, tabii biz işte Sayın Kızılay'ın mevcut genel başkandan önceki genel başkanını ekrana getirdik. Biz burada tabii değişik konularımız da var. Yani biz evet. siyaseti de konuşacağız ama şu anda adayın adaylığı noktasında teveccüh ne durumda? Kaç kişi müracaat etti şu ana kadar, şu an tespitiniz var mı? Net sayı yok ama 3000 üzerinde bildiğim kadarıyla bugün belki 4000'leri görecek diye biliyorum İYİ Parti. Türkiye geneli olarak. Türkiye geneli ama olarak. İl olarak nasıl? İl olarak genel merkeze başvurular yapıldığı için. Yani daha netleştirmediniz değil mi? Sormadım da yani. Evet. Neticede 50-60 adayı olacağını düşünüyoruz. Evet. Aday sayısından çok ben şahsım olarak yani ben bir kongre atlattım. Şeyburnu'nda bir il başkanıyken evet. deprem yaşadım. Depremin üzerine seçim yaşıyorum. Kongre salonundan çıkarken elimi vicdanıma koydum ve Allah'a bir ant içtim, yemin ettim. Liyakatli. Genel başkanlığa davasına ihanet etmeyecek. Sadakatli. Feragat edebilecek. Fedakar. Davaya inanmış. Bu davaya emek vermiş. Her adayın arkasında duracağım. Kimseyi evet. ayrıştırmadan dedim. Evet. İYİ Parti'de buna dikkat ediliyor. Çünkü ben bugün genel merkeze de baktım. Kesinlikle iyi insanlar geliyor. İyi insanlar inşallah hem Gaziantep hem Türkiye genelinde iyiler bu ülkeyi yönetecek. Az önce şey yarım kalmıştı. Şimdi söylemezsem evet, içimde okta olur. İlk dönemleri gelirken bunlar işte sizler nasıl idare edilmek isterseniz biz size öyle idareciler göndeririz ile başladılar. Sonra artık satılacak bir şey kalmayınca 10. yıldan sonra vatandaşın cebine dokunmaya başlayınca, ekonomi artık kötüleşmeye başlayınca, o kahraman ekonomi bakanları falan da artık işi kurtaramayınca vatandaş es-sabru diye on demeye başladı. Yani sabır aydınlıktır. Şimdi bugüne geldik. Günün sonu. Mayıslar bizim. Artık bize diyoruz ki vatandaş olarak, millet olarak en nezafetü iman. Temizlik imandandır. Bakın bunların alayını temizleyeceğiz ama Onun için diyoruz Mayıslar bizim. Hukuk çerçevesi içerisinde. Kesinlikle. En nezafetü iman. Alayını temizleyeceğiz. Temizlik evet. imandandır. Şimdi onu madem söyledik, Suriye politikasını nasıl görüyorsunuz? Bu Antep'te ne kadar Suriyeli var? Onların Antep'te, ekonomiye katkısı mı var, zararı mı var, faydası mı var? Nasıl bir değerlendir Suriye'yi? Yani Suriyelilerin ekonomiye katkısı var mı? Evet, çarpık eğitimden dolayı var. Çünkü evet. çırak yetiştiremeyen bir ülke, kalfa yetiştiremeyen bir ülke. Suriyeliler geldi, çırak kalfa işini biraz kutladı. Yani ara Arkadaşlar. Eleman konusunu. Ama, bakın, da, evet. ben ilk günden beri söylüyorum. Bir defa Suriyelilerin Türkiye'ye gelişi, kendi bölgem, kendi şehrim için söylüyorum. 10 haneli köye bir tane Suriyeli aile yerleştirildi. Bu sistematik yapılan bir şey. Bakın arkadaşlar, burada oyun böyle küçük bir şey değil. Evet. Bakın toprak satmayın. İlk günden beri genel başkanımız bir şey söylüyor. Bunu Antakya üzerinden söylüyor, Hatay üzerinden söylüyor. Ama Gaziantep üzerinden, Urfa üzerinden söylüyoruz. Toprak satmayın derken laf olsun diye demiyorum. Hani genel başkanı ikide bir anlatmak istemiyorum. Hı. Haddim değil. Evet. Çünkü o postmodern darbelerde darbe yapmış bir genel başkan. Onlara eyvallah etmeyen bugün bir de, yapısı var. Evet. Hiçbir şeye eyvallah etmez. Toprak satmayın derken bunu söylüyor. Yani 10 hane köye gitmiş bir Suriyeli aile yerleştirmişsiniz. Kastınız ne? Amacınız ne? Burada bizi asimile mi etmek istiyorsunuz? Değerlerimizden mi mahrum bırakmak istiyorsunuz? Oy potansiyeli, nüfus çoğunluğu, işte her doğanın demografik yapı mı demografik değişecek? Demografik yapı yani. Değiştirmek. Evet.
Evet, şunu biliyoruz. BOP'un eş başkanısınız. Bunu biliyoruz. BOP'un ağababası oldunuz. Bunu da biliyoruz. Ama o bölgede bugün şunu bilmelerini istiyoruz. Bu deprem bile. Bakın. Biz birlikte başaracağız. Bu acıları birlikte saracağız. Ben bir il başkanı olarak böyle çıktım. Genel başkanımın emrini aldıktan sonra oğlum Allah rızası için çıkın, vatandaşa yetişin dedikten sonra birlikte başaracağız dedik. İş adamıyla, işçisiyle, köylüsüyle, kentlisiyle. Depremi altından Gaziantep'li kendi başına kalktı. Bu BOP'un eş başkanına ağa başkanına, yancısına çaycısına bir derstir. Kurtuluş Savaşı'nda 25 Aralık'ta öyle Fransız elini kolunu sallayarak gitmedi. Bu deprem de öyle ahbaba çadır satan Kızılay'la yaralar sarılmadı. Maalesef öyle. Gaziantep'li sardı, Hataylı sardı, Trabzonlu sardı, Samsunlu sardı, Edirne'li sardı. Meral Akşener'in kurduğu o parti, siyasi parti ama Burak Akburak gibi, Uğur Poyraz gibi, Koray Aydın gibi o yetiştirilmiş kadrolarla Türkiye'nin en büyük STK'sı olduğunu, aynı zamanda da en büyük STK olduğunu gösterdi. Çadır hastaneleriyle, çadırıyla, her şeyle sahada olan, demek ki bu birliğin önünde hiçbir BOP, hiçbir proje duramazmış. Duramaz ve de zamanımız bitti Sayın Başkanım. Şimdi tabii son cümlen varsa alalım. Son cümlem. İnşallah başaracağız, az kaldı. Evet. Yine söylüyoruz, Mayıslar bizimdir, tarihi yazacağız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür efendim, ederim. Konuğumun adı Mehmet, soyadı Başaran. Yani soyadından da başarılı olacağına dair başaracağız diyor ya. Soyadı Başaran, zaten başaran bir isim. İnşallah söylediği şekilde seçim sonucunda mensubu olduğu parti birinci parti olarak çıkar ve yine Sayın Meral Akşener hanımefendi de bu ülkenin başbakanı olur. Yeni bir konu ve yeni bir konukla buluşmak üzere bugün programımız burada sona eriyor. Hoşça kalın.